Demokrat Parti'nin Elazığ İl Kongresi Genel Başkan Gültekin Uysal'ın katılımıyla yapıldı. Tuncay Avcıl'ın yeniden il başkanı seçildiği kongrede Genel Başkan Gültekin Uysal, Türkiye'nin yarınlarını teminat altına almak için altılı masanın ortak irade ortaya koyduğunu söyledi. Demokrat Parti Elazığ İl Teşkilatı'nın kongresi yapıldı. Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Genel Merkez Temsilcileri, Teşkilat Mensupları, Siyasi Parti ve STK İl Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tek listeyle gidilen kongrede mevcut Başkan Tuncay Avcıl başkanlığa yeniden seçildi. Demokrat Parti İl Başkanı Tuncay Avcıl, Elazığ'ın partilerinin kalesi olduğunu belirterek Elazığ ve Türkiye'nin hak ettiği yere Demokrat Parti ile geleceğini söyledi. Türkiye gerçeğinin küçük bir fotoğrafı bu güzide kentimizde apaçık ortadadır. Ancak bu faaliyetler devrin sona ereceğine, ilimizin yeniden hak ettiği parlak günlere kavuşacağından şüphemiz yoktur. Elazığ halkı Demokrat Parti'nin tarih boyunca hep kalesi olmuştur. İnsanlarımız tarihi bir dönemecin eşiğine hızla yaklaşmış, 2023 yılında yeniden ayağa kalkacağı ve mahsus talihini değiştirecek iradeyi ortaya koyacağından şüphemiz yoktur. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Elazığ'ı kalkınan bir şehir olarak bildiklerini ifade ederek Elazığ'ın sessiz bir şehre dönüştüğünü söyledi. Elazığ deyince hep Paris gibi gelirdi aklımıza yıllarca. Kalkınmış bir şehir, gelişmiş bir şehir, canlı bir şehir. Ama görüyoruz ki maalesef bu iktidar 20 yılda Elazığ'da yapmış yapacağını. Elazığ büyük şehir olmayı bekledi, olamadı. Büyük şehir olamadığı gibi Elazığ'ın insanı göçtü. Güya dışarıdan gelen göçle nüfus dengelendi. Göçüyor çünkü. Niye? Sadece söz var, vaat var. Niye? Çünkü seçtiğiniz vekili tanımıyorsunuz. Vekil seçildikten sonra sizi tanımıyor. Zülküf'ü vekil diye seçiyorsunuz. Yahu adam danışmanından maaş alarak geçiniyormuş. Açlıktan ölen bir adamı, danışmanından para alan bir adamı vekil seçiyorsunuz. Adam Elazığ'a bile gelemiyor değil mi parasızlıktan? O sebeple Elazığ talihsiz bir şehir olmuş. İnşallah bu makus talihinizi değiştireceksiniz. Kongreye katılan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın hedefinde iktidar vardı. Bu büyük ülkede 20 yıldır Türk milletinin kendilerine mazeret bırakmayacak şekilde yetki vermelerine rağmen, bütçe vermelerine rağmen 4 tane 5 yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş olmasına rağmen hala Sayın Erdoğan'a sorsak bir mazeret içerisinde şimdi trajikomik bir şekilde çıkmış yeter söz milletin diyor. Biz kime neye yeter dediğimizi biliyoruz. Biliyoruz da Elazığ'dan da sormak isteriz. Sayın Erdoğan kime yeter diyor? Neye yeter diyor? Yoksa Sayın Erdoğan da AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 20 yıllık AKP iktidarına Şair Eşref'in dediği gibi sularının haricinde her yeri akıyor dediği gibi her yerlerinden akan yolsuzluğa, usulsüzlüğe, hukuksuzluklara mı yeter diyor? Uysal altılı masa olarak Türkiye'nin yarınlarını teminat altına alabilmek için ortak bir irade ortaya koyduklarını söyledi. Türkiye'nin demokrasisine, hukukuna, eğitim sistemine, ekonomisine bu çağın icap ettirdiği, Türkiye'nin büyüklüğüne denk bir siyasi akılla buluşturarak önüne sağlıklı bir siyasi programı taşıyacak kadroyla beraber programı koymak mecburiyetindeyiz. O açıdan mücadele ediyoruz. Yoksa bugün yaşadıklarımızdan daha büyük yıkımları bu ülkede
yaşayacağız. Birilerinin keyfi adımlarla aldığı kararların bedelini 85 milyon olarak hepimiz hanemizde, soframızda ödemek mecburiyetinde kalacağız. Altı siyasi parti olarak Türkiye'nin derinden bir nefes alabilmesi için bir ortak irade koyuyoruz. Allah'ın izniyle bu ortak iradeyle beraber ortaya çıkacak Cumhurbaşkanı adayı, beraberinde kadro, ayın 30'unda açıklayacağımız ortak çalışma grubunun hazırladığı programla beraber Türkiye'nin yarınlarını teminat altına alabileceği, herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye'yi, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye'yi hep beraber ortaya çıkarırız. Düşüncemi paylaşmak istiyorum.